Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Kayseri'ye geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnce şunları söyledi. Türkiye ekonomisi zorda. Bakın 2002 AK Parti iktidara geldiğinde dolar 1.67. Dış borcumuz 124 virgül küsür, 125 milyar dolar. 19 yılın sonunda dolar 11 lirayı geçti. Dış borcumuz 445 milyar dolar. 3 yıl önce Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadık. Ben de bu meydanda burada miting yaptım. Acayip sıcak bir gündü. Buradan da Muğla'ya geçmiştim. O zaman dolar 4.75'ti. Yani ben Kayseri'de miting yaparken dolar 4.75'ti. Erdoğan diyordu ki meydanlarda ver yetkiyi gör etkiyi diyor. Verdik yetkiyi gördük belamızı. Şimdi önümüzde bir seçim var. Bakın Türkiye'nin sorunlarını konuşmamız lazım. Tarımı konuşmamız lazım. Ekonomiyi konuşmamız lazım. Gençlerin yurtlarını konuşmamız lazım. Burslarını konuşmamız lazım. Emeklileri konuşmamız lazım. Enerji fiyatlarıyla baş edemeyen sanayiyi konuşmamız lazım. Atanamayan öğretmenleri konuşmamız lazım. Vergileri konuşmamız lazım. EYT'lileri konuşmamız lazım. Asgari ücret. Asgari ücreti konuşmamız lazım. Bunları konuşmamız lazımken bakıyorsunuz herkes bir kim daha çok dini söylem kullanacak bunun peşine düşmüş. Biri diyor faize örnekler verirken 2006'daki konuşmasında uluslararası kurallar var diyordu. Bugün başka bir şey söylüyor. Biri bir yol öneriyor. Biri helalleşelim diyor. Ya siyaset meydanı hesaplaşma yeridir. Hesaplaşma yeri. Hesaplaşmadan helalleşme olur mu? Önce hesaplaşalım. Önce bunları konuşalım. Memleketin geleceğini konuşalım. Bakın millet uzay madenciliği konuşuyor. Nanoteknolojiyi konuşuyor. Biz başka şeyler konuşuyoruz. Bakın değerli arkadaşlarım. Kayseri'de ne konuşuyorsak İzmir'de onu konuşmalıyız. Milleti kandırmamalıyız. Yani Diyarbakır'da özerklik deyip Kayseri'ye gelip şehit babası gibi konuşmayacaksın. Tezkereye hayır verip sonra kandili bombalarım demeyeceksin. Dik duralım. Tek duralım ama dik duralım. Onun için biz ne millet ne cumhur diyoruz. Ne cumhur ne millet tek yol memleket diyoruz. Biz bu memleketin gerçek sorunlarının konuşulmasını istiyoruz. Gerçek sorunlar. Yani asgari ücret 5200 lira istedi bir sendika bugün. Diğer ücretlere de 1000 lira zam dedi. Bunu tartışmalıyız. Gündemimiz bu olmalı. Ya muhalefet iktidarın ekmeğine yağ sürüyor. İktidar dolardan, eurodan uzaklaşmak istiyor. Muhalefet de başka bir konu gündeme getiriyor. İktidar da dolardan, eurodan uzaklaşıyor. Bu beceriksiz iktidar, bu beceriksiz Erdoğan faizi yükseltti. Doları yükseltti, işsizliği arttırdı. Hepsi birden oldu bunlar. Kur artmış, işsizlik artmış, faiz artmış. Böyle bir durumda umutsuz olmayacaksınız. Gençlere sesleniyorum. Yurt dışı hayaller kurmayın. Yurt dışı hayallerinizi şöyle kurun. Okumak için kurun. Gidin tahsilinizi, bilginizi, görgünüzü arttırın. Ama Almanya'da yaşamak gibi, Amerika'da yaşamak gibi bu hayalleri sakın kurmayın. Neden? Bu memleket bizim. Bu memleketin dağına, taşına, kurduna, kuşuna sahip çıkacağız hep birlikte. Hepimizin bu memleket. Memleketimizde bu memlekette yanan ormanların yerine yenisini dikeceğiz. Sokaklarını biz temizleyeceğiz. Göllerini biz koruyacağız. Siz yapacaksınız bunu. Sistemini değiştirelim. Bu memlekete sahip çıkmaktan başka bir çaremiz yok. Onun için ben sizin bir öğretmen abiniz olarak söylüyorum.
En iyi üniversitelerde okuyun. Gidin yurt dışına bilginizi, görgünüzü arttırın. Ama gelin memleketimize hizmet edin. Başkanım, emeklileri konuşalım, Suriyelileri konuşalım. Doğru diyorsun. 3600'ü konuşalım. Bakın, meydanlarda 3600'ün sözünü ben de verdim, Erdoğan da verdi. Ben bu meydanda 3600 sözü verdim o sıcak günde. Ama 3 senedir sözünü tutmuyor Erdoğan. Sözünü tutmasını istiyorum tabii. Sözünü tutmasını istiyorum. Polislere, öğretmenlere, sağlık görevlilerine bu sözü verdik. Ben sözümün arkasındayım. O sözünün arkasında değil. Bakın, sokaklarımızda mülteci dolu. Size söz veriyorum. Şöyle bir şey olmayacak. Ramazan bayramında, Kurban bayramında sınırı açıyorlar. On binlerce Suriyeli Halep'e, Şam'a, Hama'ya, Humus'a gidiyor. Bayram dönüşünde geri geliyor. Ya hani senin güvenlik kaygın vardı? Güvenlik kaygın varsa gidemezsin. Bayramda gidiyorsan geri dönemezsin. Allah'ın izni, milletin isteğiyle Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olduğunda Ramazan bayramında sınırın kapısını açarım. Giden gider. Şak diye kapatırım kapıyı. Giden bir daha geri gelemez. Var, birkaç isim var yakında. Onun için zaten nabız da yok diyoruz. Çok yakında Kayseri'yi de kuracağız. Sayın Başkan. Sonra sizden. Hoş geldiniz. Hesaplaşmadan helalleşme olmaz dediniz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir yarış için dediniz. Mutlaka bu yarışta da birbiriniz hakkınız geçmiştir. Önce hesaplaşacak mısınız? Var mı bu şekilde? Bakın, helalleşme dini bir terimdir. Hesaplaşma siyasi bir terimdir. Aklanma hukuki bir terimdir. Helalleşme vicdanlarda olur. Hesaplaşma meydanlarda olur. Aklanma mahkemelerde olur. Yani meydanlarda hesaplaşırsınız, birbirinize laf söylersiniz. Sonunda biri seçim kazanır, biri kaybeder. Seçimi kazanmak demek, aklanmak demek değildir. Seçimi kazanmak, milleti daha çok ikna etmek demektir. Siyaset bir ikna ve bir iddia işidir. Aklanma mahkemelerde olur. Ama ben bürokratlara sesleniyorum. Hangi parti döneminde iş başına gelirseniz gelin. Namusuyla iş yaptıysanız, harama bulaşmadıysanız başınıza hiçbir şey gelmez.